Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş ayın 22'sine kadar Başak Burcu'nda parlarken hemen ayın ilk günlerinde 3 Eylül'de Başak Burcu'nun 11 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Evet, Başak yeni ayı sizin için 9. ev konularıyla ilgili yeni gündemler, başlangıçlar ortaya çıkarabilir. Merkür artık düzeliyor. Aslan burcundaki yolculuğuna başlayacak. Hızlanacak, başağa geçecek. Ay sonuna doğru da teraziye geçecek. Dolayısıyla hızlı bir Merkür tabii ki günlük hayatında hızlanması artık işlerimize, eğitim konularına biraz daha odaklanmamız anlamına geliyor. 9. evdeki bu yeni ay ile beraber özellikle seyahatleriniz, yolculuklarınız gündeme gelebilir. İş ve görüşmeleriniz, yurt dışı konuları, yurt dışı temaslarınız artabilir. Eğitim ve akademik çalışmalarla ilgili bazı yeni gündemleriniz olabilir. Yayıncılık, medya işleri, internet işleri, online işleriniz ve benzeri alanlarda da tabii ki yeni girişimler yapabilirsiniz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, Başak, Yay, Balık ve İkizler'de gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın sizin için etkileri önemli olabilir, güçlü olabilir. Venüs ay boyunca 23'üne kadar terazide olacak. Bu da sevgili oğlaklar sizin için kariyer konularında, çalışma ortamlarınızda daha iyicil, daha yardımcı etkiler getiriyor. Kendi işinize yarayacak, mesleğinizde yardımcı olacak kişiler karşınıza çıkabilir. Otoriteden destek alabilirsiniz. Eğitim konularında başarılı olabilirsiniz. Bu dönemde biraz da böyle kadınlara yönelik, güzellik, estetik, sanatsal işler, diplomasi ile ilgili işler, sosyal işlerde daha başarılı olabilirsiniz. Yaşadığınız veya çalıştığınız mekanların iyileşmesi, güzelleştirmesi anlamında da yine Venüs'ten önemli destekler alabilirsiniz. Ve ayın 4'ünden itibaren Mars Yengeç'e geçecek. Evet, bu önemli bir geçiş ama sadece bu ayla sınırlı değil. Çünkü Mars uzun bir süre Yengeç'te hareket edecek. Kış aylarında retro yapacak. Dolayısıyla önümüzdeki 5-6 ay aslında Mars'ı Yengeç burcunda göreceğiz. Şimdi tam karşıt burcumuza geçen bir Mars tabii ki biraz dikkat gerektiriyor. Her türlü ilişki dinamiğinizde daha fazla hareket, zaman zaman mücadele, zaman zaman burada enerji ve çatışma getirebilir. Eş partner konuları, her türlü ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, rakipler, açık düşmanlar, işte mahkemeler, davalar ve benzeri konularda biraz uzunca bir süre enerji gerekiyor olabilir. Buralara daha fazla odaklanmanız gerekebilir bu süreçte. Ayın 8'inde Güneş-Satürn karşıtlığı var. Bu bir engel. Böyle bir özellikle seyahatte bir yolculukla bir sıkıntı ya da yurt dışı konusuyla alakalı ya da bir eğitimle ilgili alanda bir sorumluluğu kısıtlanmayı gündeme getirebilir. Özellikle ihmal ettiğiniz bir konuysa yüzleşebilirsiniz ama ihmaliniz yoksa bu konuda hani daha bilgili, daha böyle disiplinli bir şekilde hareket ettiniz ve gereken hani yatırımları yaptıysanız başarı da getirebilecek bir döngü sizin için. Yani bir sınavı geçmek gibi, eğitimde bir başarı almak gibi özellikle. Ayın 15'i genel olarak güzel bir gün. Venüs-Jüpiter üçgeni var. İki şanslı gezegen Venüs ve Jüpiter terazi ve ikizler burçlarında üçgen açıda olacak. Ayın hatta yılın en şanslı günlerinden 14, 15, 16, 17 Eylül'ü fırsatlar olarak değerlendirebilirsiniz. Sizin için daha çok bu hangi alanda olabilir? Daha çok iş, meslek ve kariyer alanlarında fırsatları değerlendirebilirsiniz. Mesela bir iş görüşmeniz var. Bugünlerde yaparsanız daha keyifli, başarılı olabilir. Süre gelen işlerinizde de mesela açılımlar olabilir, yükselmeler, kazançlar. Hani bu dönemde daha fazla fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çalışma ortamınızda üstlerinizden, otoriteden destek alabilirsiniz. Kendinizi iyi hissedebilir. Hatta ödüller de alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve ayın 18'inde artık ay dolunay fazında 25 derece balık burcunda dolunayla birlikte ay tutulması yaşayacağız. Yılın son ay tutulması önümüzdeki birkaç ayı da şekillendirecek tabii ki. Üçüncü evinizde de olacak. Satürn var burada balıkta, Neptün var. Genel olarak biraz böyle melankolik ve karamsar hissedebileceğiniz bir enerji. Belki kardeşlerle ilgili böyle bir sıkıntınız olabilir. Halledilmesi gereken bir sorumlulukla yüzleşebilirsiniz. İşte komşularla ilgili bir sıkıntınız olabilir. Bir eğitimle ilgili bir zorlanma ya da bir seyahatte engel, ticari ilişkilerde böyle bir
konu gündeme gelebilir. Ama olumlu etkiler de olabilir tabii ki. Gereken çabaları gösterdiyseniz, hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz bir konuyu başarmanız da mümkün olabilir burada. Kısa vadede Eylül ayında başlamış olan bir konunun sonuçlanması, orta vadede belki bu ayın Mart, bu yılın Mart ayında gündeme gelmiş işlerin çözümlenmesi, sonuçlanması, biraz daha uzun vadede 2015 yılındaki balık tutulmalarının etkisiyle hayatımızda oluşmuş konuların tamamlanması, dönüşmesi söz konusu olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan destekleyici, daha olumlu etkiler alabilirsiniz. Değişken burçlarda gezegenleriniz varsa balık, başak, ikizler, yay gibi, evet biraz zorlanmalar olabilir ama daha kadersel, önemli etkiler altında da kalabilirsin. Güneş ayın 22'sinden itibaren terazi burcuna geçecek ve sizin kariyer evinizde parlamaya başlayacak sevgili oğlaklar. Ekim ayının 2'sinde burada zaten güneş tutulması yaşayacağız. Dolayısıyla kariyer alanlarınız, toplumdaki statünüzün de önemli ölçüde etkilendiği, şekillenmeye başladığı bir dönemdesiniz. Ayın son günlerinde Merkür Güneş'in kalbinde olacak, Güneş'le birleşecek, ay düğümleri de burada. Çok önemli mesajlar alabilirsiniz. Bu geçmişten gelen bazı kişilerin kariyerinizle ilgili etkili olabileceğine, daha önceden yaptığınız çalışmaların sonuçlarını alabileceğinizi ya da eski bazı bağlantılarınızın hayatınızda etkisinin gelebileceğini gösteriyor. İşaretleri takip edin. Özellikle güçlü mesajlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.